Merhabalar, ben Ceren Özdemir. Bugün sizler için takı kullanımı ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz ki takılar bizim için aslında çok güzel bir görsel illüzyon aracı. Çünkü nasıl biz makyajımızda parlatmak istediğimiz yerlere highlighter sürersek ya da bir sayfa yazıda dikkat çekmek istediğimiz yere highlighter çekersek, takılarda kıyafetimizde ya da kullandığımız parçalarda insanların odağını sağlayabileceğimiz bir araç aslında bizler için. O yüzden bugün takıları bir de daha verimli kullanırsak neler yapabileceğimizi sizlerle konuşmak istedim. İlk olarak kolye kullanımı üzerine konuşalım biraz. Mesela bu yuvarlak gerdanlıklar, onları nasıl kullanabiliriz? Bir kere daha oval gelen bütün takıları, kolyeleri daha yuvarlak yakalı kıyafetlerimizde kullanırsak güzel bir görünüm sağlarız. Aslında size böyle kurallar koymak istemiyorum. Çünkü hem sosyal medya hem geleneksel medya bize zaten birçok dayatma ile geliyor. İşte şu beden olun, bunu kullanın, bunun üzerine bu renk yapın, tüketin, onu alın, bunu alın. Böyle bir şey değil. Siz yine bunu istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama fi, yani altın oran diye bir olgu var ve biz eğer bunları bu şekilde kullanırsak vücudumuzdaki o doğal akışı daha rahat sağlayabiliyoruz. Yani bu yuvarlak yakalı takıları, gerdanlıkları daha yuvarlak yakalı parçalarla kullanırsak aslında vücudumuzdaki akış daha güzel oluyor. Bu şekilde takıları da, hatta bunlar normal yuvarlak yakayla da, V yakayla da kullanılabilen parçalar. Ama şöyle daha büyük objeleri olan ucunda uzun takılar V yaka gelen parçalarla daha rahat kullanılabilir. Bunları da eğer bu şekilde kullanırsanız vücudunuzdaki akışı daha güzel duracaktır. Bir de kolyeler konusunda daha kapsül ürünler göstermek istedim sizlere. Yaz-kış kullanabileceğiniz ve ayrıca her şeyle, yani vücudunuzdan artık sizin vücudunuzun bir parçası gibi görünebilecek takılarınız olabilir. Sürekli kullanabilirsiniz onları ve bunlar sizinle bütünleşir. O yüzden zamansız takılara örnek vermek istedim. Mesela benim sizin için Addax'tan oluşturduğum kombin bu şekilde. Böyle mavi boncuk detaylı uzun bir kolye ile orta boy deniz kabuğu ve bir tane, bu normalde farklı bir madalyonun zinciri ama ben onu kalın bir zincir olarak kullanıp ucunu kullanmadım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu oluştururken dikkat etmeniz gereken şey sadece zincirlerin boyutu ve her zaman ucunda büyük obje olan parçanın daha aşağıda durması aslında daha şık bir görüntü sağlıyor. O yüzden siz bu şekilde satın alarak üçlü kombinler hazırlayabilirsiniz ya da Addax'ta hazır olarak kombin olarak satılan şöyle ürünler de var. Bunlar üçlü kombin olarak satılıyorlar. Ben bunları da çok sevdim. Sizin için zaten özel olarak kombinlenmiş modeller. İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim küpe kullanımına. Küpelerde ayrıca boynunuzu daha uzun gösterebileceğiniz bir araç haline gelebilir. Mesela benim şu an taktığım gibi bu küpeler de uzun küpeler. Ve böyle uzun küpeler sizin bu boynunuzu ve üst postürünüzü daha uzun gösterirler. Sizin için Addax'tan da böyle uzun küpe seçenekleri hazırladım. İlki kulağımdakiler. Sonra şu şekilde sarı ve altın detaylı küpeler var. Yine böyle altın, çok vintage görünen küpeler var. Bunları çok beğendim. Siyah, böyle hem şık hem de yine cool duran küpeler var. Çok farklı seçenekler var. Benim seçtiklerim bunlardı ama bunlar da mevcut. Daha farklı ve renkli seçenekler seviyorsanız şöyle yuvarlak ve rengarenk olanlar var. Bunlara da bakabilirsiniz. Zaten Addax'ın online sitesinde hepsi mevcut. Uzun kolyelere aslında birkaç seçenek daha göstermek istedim. Biliyorsunuz bu harf kolyeler çok moda şu an, çok trend. Siyah parçaların üzerinde bence çok güzel görünüyor. Şu an N harfi seçtim sizler için. Buradan ismi N ile başlayan bütün takipçilerimize gelsin bu N harfi. Bütün harfleri mevcut.
hem online'da hem de mağazalarımızda. Ve birkaç seçenek daha göstermek istiyorum. Böyle madalyon şeklinde bir model var. Üzerinde aslan detayı var ve ben bu modeli de çok beğendim. Bir diğer seçenek yine küçük bir madalyon ve daha iri bir madalyon var. Bunları da yine söylediğim gibi takı kombini, kolye kombini yapabilirsiniz bunlarla da. Videonun sonuna geldik. Umarım söylediklerim, paylaştıklarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.